Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu üyesinden önemli açıklamalar geldi. Şimdi hep beraber Bilim Kurulu üyesinin açıklamalarına bakacağız ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin hep beraber videoya geçelim. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz. Adana'da vakaların peak yaptığı 2020 yılının Kasım-Aralık aylarına göre yoğun bakımlarda hasta sayılarının kısıtlamalarla birlikte yarı yarıya azaldığını bildirdi. Gündüz bulaşıcılığı %30 oranında daha fazla olan mutant virüslerden korunmak için kişisel koruyucu tedbirlerin aynı oranda arttırılması gerektiğini de belirtti. Yoğun bakımlarda hasta sayısı azaldı. Yoğun bakımlarda doluluk oranının son günlerde azaldığını dile getiren Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz, en kırılgan yaş grubumuz özellikle 65 yaş üstü gruplar. Ağırlıklı olarak yoğun bakımlarda bu grupları tedavi etmeye devam ediyoruz ancak yine 40'lı 50'li yaşlarda hastalarımız da zaman zaman kötüleşebiliyor. Mutant virüsler %30 daha bulaşıcı. Son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de görülen mutant virüslerin en önemli özelliğinin en az %30 oranında bulaşıcılığının fazla olduğunu dikkatini çeken Profesör Doktor Gündüz buna yönelik alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı. Bizim şu ana kadar aldığımız verileri elde ettiğimiz sonuç mutasyona uğrayan virüslerin daha hızlı bulaşıcıdır. En az 3'te 1 oranında daha hızlı bulaşıyor. Bu da yüksek olabilir. Bu bilgi kesin sahibiz ancak mutasyona uğramış virüslerle hasta olanların daha ağırlaştığına dair elimizde herhangi bir veri yok. O yüzden bu konuda da henüz yoğun bakımlara daha hızlı geçiriyorlar diye bir şey söylemek mümkün değil dedi. Ayrıntıları böyle aktardı Profesör Doktor Bilim Kurulu üyesi. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.